Ben de şehirde doğup büyüdüm. Tamamen şehir insanı olmak üzere yetiştirildim. Gereken her şeyi yaptım. Okula gittim, iş buldum, çalıştım. İhtiyaçlarımın onlar olmadığını bir noktadan sonra fark ettim. Buraya bu vanaları taktım. Bir kısmını çeşme olarak kullanıyoruz. Sarı boru yine komşumuza gidiyor. Organik tarım dahilinde bile endüstriyel olduğu sürece yeraltı suları kullanılabiliyor çoğu zaman. İnsanların farklı güzellikler bulabilmesinin birbirini ziyaret ederken de katabileceği güzellikler var. Çift taraflı bir göç yaşanıyor. Yani köyden eski köylüler kente gitmeye çalışıyor. Kentlilerden de belli bir insan grubu kırsala gelmeye çalışıyor. Amaç burada doğayla bütünleşmek ve kendimiz bir yer yapmayı, kendi ellerimizle, emeğimizle bir yer yapmayı istiyoruz. Yaşam, Çanakkale Serhat Köyü'nden son yıllarda artan kentten kırsala dönüş öykülerini sizlerle buluşturmaya devam ediyor. 7 sene önce köye yerleşerek aradığı huzuru bulan Mualla Hanım ve yaşamının anlamını toprakta bulan modern zaman dervişi Cembirder'i tanımaya devam ediyoruz. Şimdi ben bahçeme bakla ektim. Baklanın özelliği havadaki ve topraktaki azotu kökünde toplaması ve üç çiçek açtığında onu toprakla karıştırırsanız müthiş bir gübre elde ediyorsunuz. Bu aynı zamanda fiy, yulaf, arpa gibi tahıllarla da oluyor ama en iyisi bunların içinde bakla. Şimdi bir kısmını bakla olarak tüketeceğim. Çocuklarıma göndereceğim, işte difrize atacağım onlar için falan ama asıl büyük kısmını da bahçemde gübre olarak kullanacağım. Doğal gübre yanında onları da kullanacağım. Benim amacım hem kendim için, çocuklarım için hem çevrem için doğal yaşamı özendirmek, onları sadece özendirmek de değil. Yani onları o konuda teşvik etmek. Ki bu konuda galiba biraz da faydalı oldum. Çünkü bu sene kimyasal gübre atmamaya başladı komşularım. Daha buraya geleli 7-8 ay olduğu halde. Şimdi sanıyorum dışarıdan gelenlerin en çok yerleştiği köylerin başında Serhat geliyor. Ama diğer köylerde kimisinde bir, kimisinde üç, beş böyle bir yerleşenler var. Bunlar çarşamba günleri, yani Bayramiç pazarına gelen, dışarıdan gelmiş, muhtelif köylere yerleşmiş olan arkadaşlar yazın çınar altında, kışın öğretmen evinde belli saatlerde toplanıp bir fikir teatisinde bulunuluyor. Cumartesi günü daha küçük olan köylü pazarına gelince de yine aynı şey oluyor. Bunun dışında kış aylarında pazartesi akşamları toplanıyoruz kendi aramızda. İşte o hafta ne yaptı? Onu anlatıyor. Ya da benim şunlara ihtiyacım var. Ya benim yardıma ihtiyacım var. İşte ağacım budanacak, üzümüm toplanacak gibi. Onun dışında yaz aylarında da pazartesi toplantısı pazar pikniğine dönüşüyor. Muhtelif yerlerde piknikler yapılıyor. Bunlardan birisi benim bahçemde olmuştu, bahçenin işleri bitince kalabalık olarak. Bir de kullanılmayan evde eşyasını getiriyor. Bit pazarı diye iki kere yapıldı galiba. Bit pazarı adı konuldu. Yani takasa benziyor ama takas da değil. Herkes evinde kullanmadığı eşyasını götürüyor. Orada ihtiyacı olan bir şey varsa onu alıyor. Fazla kalırsa, alınmamış olursa da oradaki köylü vatandaşlara dağıtılıyor. Böyle bir güzel topluluk var. İletişim içinde birbiriyle.
yardımlaşma içinde bilgi akışı sağlanıyor. İmece oluyor birinin bir şeye ihtiyacı olursa. Öyle bir grubumuz var. Hayalinizi yaşatmak, hayalinizi gerçekleştirip sonra da yaşatmaya doğru götürebilmenin yöntemi hakikaten bu bütün sel bakış açısında, bir topluluk bakış açısında ve bir ekip olma becerisinde yatıyor. Yani yuvarlak masalar diyoruz ya hani toplantılarda, hakikaten bir yuvarlak masa mantığı kurmak. Hani ben bilirim, siz de bana göre bu işi bu şekilde yapacaksınız, biz bilir kişiyiz gibi davranmadan, herkesin birbirinden öğreneceği şeyler olduğunu bilip, fark edip ve küçük adımlarla gitmek gerekiyor. Şimdi tüccara çok kızıyorlar veya kızıyoruz. Efendim işte biri alıyor, beşe satıyor falan vesaire. Şimdi tüccar da olmasa ne olacak? Köylü hepten batacak. Fakat bu tüccarın, bu grup insanın olmasının yanında köylünün elde etmesi gereken bir başka kapasite olması gerekiyor. Bu kapasite taze ürünlerini eğer ki satmak istemezse, eğer ki istediği fiyata yaklaşan bir tüccarla karşılaşmazsa bir başka şekilde değerlendirebilme gücüne kavuşması gerekiyor. Şu anda böyle bir gücü yok köylünün. Köylü eğer kirazını topladıysa o akşam o kirazı satmak zorunda. Köylü eğer kayısısını topladıysa çok büyük bir ihtimalle satmak zorunda. Çünkü kendi imkanları dahilinde üretim iznine sahip olarak bir şey üretip satma şansı yok. Ancak kendi ihtiyacı kadar yapabilir. Ama bir kamyon, iki kamyon ürününü heba edeceğine, çok düşük fiyatlara, bazen de zararına vermek zorunda kalıyor. Burada küçük çiftçilik meselesine girmedik ama benim kastettiğim genel olarak aile çiftçiliği ve küçük çiftçilik meselesinin çözüme ulaşması. Çünkü zaten büyük çiftçiler her türlü üretim ve satış kapasitesine de sahip olabiliyorlar. Ama küçük çiftçilerin satış kapasitesi genelde olmuyor. Bu parantez içinde bunu söylemiş olalım. Mualla Hanım tüm sevecenliği ve samimiyetiyle köyde hemen kabul görmüş. Yaptıkları herkesin takdirini kazanıyor. Herkesi dinliyor, herkesi anlamaya çalışıyor. Ot ilacı at diyorlar. Ya ben ot ilacını zaten sevmiyorum, istemiyorum. Parklara bile atılmasını istemiyorum. Onlara ot ilacını niye atmamaları gerektiğini. O otu öldürüyorsa orada yetişen ya da oradaki tavuğun yumurtasından, etinden kendilerine geçeceğini o zehri anlatarak ot ilacı atmamayı öğrendiler bir kısmı. Yavaş yavaş da benim yakınımdakiler böyle. Bir diğeri yani gübresi varken hayvanı var, keçisi var, koyunu var. Kimyasal gübre. Bunu atmayın. İşte büyük oluyor diye. Yani küçük olsun. Onu zehirli olmasın, şey yapmasın diye. Bir de bunun dışında asıl önemlisi yerel tohum olayı. Tohum takası var biliyorsunuz. 5 kere yapıldı bayram için. Sürekli olarak babadan kalma, dededen kalma neyiniz var? Bölgesini tanıyan bir üretici o gıdanın, o ürünün en iyi şekilde yetiştirilişini sağlar. Yola yerel tohumla çıkar. Önce yerel tohumla yola çıkar. Ondan sonra o tohumdan elde ettiği ürünün sürecini de kendi deneyimleriyle, belki de geleneksel değerlerle, annesinden, babasından, babaannesinden aldığı bilgilerle, kadim bilgilerle bir takım kendi yöntemleriyle yetiştirir. Hangi şeyleri yetiştiriyorsunuz? Şu anda ben mesela çocukluğumdan kafamda kalan bir kara kabak olayı var. Hala ulaşamadım. Kara kabak tohumu arıyorum. İşte bir diğerin domates şey yapıyor. Birisinden bakla buluyorum mesela dedesi. Kaç senedir ekiyorsun bu tohumu diyorum. Soruyorum işte 5 sene önce nereden aldın, kimden aldın? O zaman orada biraz duruyorum ama ben bunu işte annem babam da kullanıyordu. Ondan beri her sene ekiyorum diyorsa o benim için bir kıstas oluyor.
çok kesin olmasa da o tür tohumları alıp onları da üretmek istiyorum. Benim ektiğim baklalar çoğu öyle zaten. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı'nın diyelim. Bence bu dönem yapması gereken en önemli işlerden biri köylerin askeri hijyen standartlarına sahip üretim hanelerinin kurulması konusunda modeller oluşturmak ve bu konuyla ilgili gerekli yasal düzenlemeleri yapmak. Efendim, Avrupa Birliği sürecinde böyle bir şey mümkün mü diyecekler. Romanya Bakanlığı şunu söyledi. Biz uzun yüzyıllardır kendi kültürümüzün, kendi mutfağımızın kaynağında yer alan geleneklerimizi kaybetmememiz gerekiyor. Bu geleneklerin, bu mutfağın kaybolmaması için Avrupa Birliği'ne katıldık diye bir takım şeylerden vazgeçmeyeceğiz. Ama bazı revizyonlar yapacağız. Bu revizyonların da anahtar kelimesi askeri hijyen. Askeri hijyen şu demek. Bir fabrikanın standart hijyen koşullarının biraz daha toleransla altında kalıp belki daha kısa raf ömürlü ürünler üretmek. İnternet üzerinden yapılan e-ticaret mantığında genel olarak ürünü şirketin kendisi satar. Yani bir deponuz vardır. Bütün ürünler alt alta konur. Bütün ürünleri birden sipariş verirsiniz, paketlenir ve size yollanır. Bizim projemiz bu şekilde değil. Bizim projemizde listede yer alan her üreticinin siparişi üreticiden müşteriye gidiyor. Yani siz eğer 3 üretici seçmişseniz Türkiye'nin farklı yerlerinden siparişleriniz yola çıkıyor ve size üreticiden direkt olarak geliyor. Amacımız aracısız bir sistem kurabilmek. Amacımız üreticiyi tanıtmak. Amacımız üreticinin istediği fiyattan ürününü satmasını sağlamak. Biz hiçbir şekilde bir fiyat baskısı kurmuyoruz. Üreticiler istedikleri şekilde ürünlerini istedikleri fiyata satıyorlar. Bizim kriterimiz bu ürünlerin insan ve doğa dostu olmasını sağlamak. Vaktiyle ne yapıyordunuz? Annem baban ne yapıyordu? Deden nenen ne yapıyordu? Mesela çöp konusunda çok enteresan bir noktaya geldim ben. Şu gördüğünüz derede çöpler var. Çöp atıyorlar. Ben topluyorum. 2 gün sonra yine atılıyor ya da yukarıdan geliyor. Sonra şunu fark ettim. Köylü anasından, babasından, hatta dedesinden, nenesinden neyi gördü? Eline geçen çöpü atıyordu. Hatta gübrelerinin olduğu yere atıyordu. Onun için çöp atılması gereken bir şey. Tabii hepimiz için öyle. Ama onların geçmiş neslinin attığı çöp doğada yok olan doğal çöptü. Şimdi artık sentetik, plastiğini işte sentetik olan her şeyi atıyorsunuz. Ama o alışkanlık devam ediyor da şeyi fark etmiyorlar. Doğada yok olmuyor ve zarar veriyor doğaya. Kendilerine zarar veriyor. Hayvanlarını otlattıkları suyunu, içtikleri suyu zehirliyorlar. Onun farkında değiller. Şimdi yavaş yavaş onu empoze etmeye uğraşıyorum ben. Yani bu çöpün buraya atılmaması gerektiğini ki son bir aydır da artık çöp kamyonu gelip haftada bir gün çöplerimizi de almaya başladı. Götür bayramcı atma problemimiz de ortadan kalktı. İşte bunları yapmaya çalışıyorum. Bize İstanbullu diyorlar. Nereden gelmiş olursa. Dışarıdan gelip köye yerleşenlerin önce köylüyle muhakkak bir yakınlaşması ya da onları gözlemlemesi, incelemesi lazım. Çünkü onun için önemli olan tarladan ürün almak. Bahçesinde yetiştirdiği tavuk. Yerleşme planı yaparsanız sizlere Bayramiç Serhat Köyü'nü önerebiliriz.
kafanızdaki doğal yaşam algısının tamamen değişeceğine ve daha sağlam bir zemine oturacağından şüpheniz olmasın. Serhat Köyü'ne veda ederek bir sonraki durağımız olan Gelibolu'ya doğru yola çıkıyoruz. Gelibolu'da yaşamın kaynağını toprakta arayan bir başka isim bizleri karşılıyor. Ben Levent Gürsellev. 1999'dan bu yana Çanakkale'de ekolojik tarım yapıyorum. Bunun dışında sivil faaliyetler içerisinde yer aldım. 2004-2008 arası G4 platformunun genel koordinatörünü yürüttüm. Kurucular arasındayım. O dönemde önemli bir kampanya yapmıştık 2004'te. Toplumda GDO'yu anlatabilmek ve toplumda GDO karşıtı bir bilinç yaratabilmek için çok etki yarattı. O günden bu yana da zaten GDO ile ilgili olarak genel anlamda bir toplumsal bilinçlenme söz konusu. Ekolojik Güreşler Derneği'ni kurdum. 2013'e kadar aktif olarak çalıştık. Başkanlığını yürüttük. Bu dönemde de hem yerel tohumlarla ilgili bilinci geliştirebilmek amacıyla hem de ekolojik tarımın yaygınlaşması amacıyla bazı çalışmalarda bulunduk. 2010'da Torbalı'da başlayan, en son Şile Kabakoz'da biten 8 adet Türkiye'nin farklı yerlerinde, ağırlıklı Ege köylerinde ya da ilçelerinde, kasabalarında yerel tohum takas şenlikleri yaptık. Aynı zamanda bu dönemde keza farklı belediyelerle çalışmalarımız oldu. Kadıköy, Maltepe, Zeytinburnu, Çekmeköy belediyeleri çalışmalarımız oldu. Buralarda da organik pazarlar, organik sertifika ürünlerin satılabileceği pazarlar ürettik. GDO'lu ürünlerin çıkış kaynağı Amerika Birleşik Devletleri. Aslında Amerikan Anayasası'na göre herhangi bir canlı formun patentlenebilmesi imkansız idi. Fakat bir bilim adamının işte petrol yiyen bir bakteri üzerine patent almasıyla bu süreç başladı. Amerika'daki biyoteknoloji şirketleri Arda adına binlerce, sanıyorum 10 bin civarı şu anda, canlı formuna patent vermeye başladı. Dünyada biliyorsunuz 4 tip canlı var. İşte biz insanlar, işte bitkiler, hayvanlar ve mikroorganizmalar, yani bakteriler ve virüsler. GDO genetik mühendisliği canlıdaki genom yapısını genetik mühendisliği keşfettiğinden bu yana, yani o canlıdaki herhangi bir genin fonksiyonunu belirlenebildiği andan itibaren bu süreç başlamış bulundu. GDO tekniği farklı canlı formlar arasında herhangi bir genin birbirine aktarılışıyla ilgili bir teknik, biyoteknoloji tekniği. Genel olarak tabii bizim itirazımıza çalışma alanımız tarımdaki gıdalar üzerineydi. Daha ziyade bu alanda bakterilerden, mesela E. coli gibi veya hayvandan herhangi bir genin herhangi bir tarım ürününe, gıdaya aktarılmasıyla genelde yaygınlaştırıldı. Hatta bu dönemlerden önemli ve popüler olanlarından bir tanesi Amerika'da işte bir soğuğa dirençlilik geninin bir balıktan alan domatese şırıngalanması, daha da domatesin gen yapısının şırıngalanması ve bakteriler üretip tohuma dönüştürülmesiyle başladı. O ciddi bir tepki yarattı. Alerjik reaksiyonlara uğradı insanlar ve beğenmediler filan. Genellikle kullanılan teknik, dediğim gibi, ya tek hücrelilerden ya da herhangi bir hayvandan alınan bir genin bir şeye, bitkiye, tarımsal gıda ürününe transferiyle ve buradan bir transgenik canlı yaratılmasıyla yaygınlaşmış durumda. Diyelim
ki mısır en yaygın olanları zaten. Daha ziyade gıda endüstrisinde en çok kullanılan ürünler. Onun başına mısır geliyor, arkasından soya geliyor. Hatta mısır ve soya için şöyle bir gazetecinin ödül de alan bir şeyinde sanıyorum gıdanın geleceğiydi galiba. Amerika'daki işte marketlere baktığınızda yaklaşık %90-95'ini neredeyse mısır ve soya türevi ürünlerle elde edildiğini de tespit edilmiştir varsayarsak. Diyelim ki mısıra yapılmış bir transgenik müdahale sonuçları şöyle oluyor biyoloji açısından. O ürün, o tohum tarlaya ekilinde büyüyor, işte tohuma kaçıyor. Mısır 35 kilometre kadar tozlanabilen bir ürün. O mısırın genetik yapısı değiştiği için polenlerle, arılarla, böceklerle ya da rüzgarla gen kaçışları gibi bir tehlike söz konusu. Bu aslında biyoçeşitlilikle ilgili risklerden bir tanesi. Bu gen değişikliği yapıldıktan sonra siz doğaya müdahale edemediğiniz için, yani geni kontrol etmek, hapsetmek ya da cam fanusu almak gibi bir şey söz konusu değil. Sonuçta doğal yollarla kendi ailesinden benzer döllenme yeteneğine sahip bitkilerle eşleşiyor. Eşleşince bu kez mutasyona uğruyor ve farklı bir şeye dönüşüyor. Bunun çok ciddi riskleri var. Yani o genetik, o başka bir bitki kendi olmaktan çıkıyor bu kez. İşte süper yabani otların üremesi gibi riskleri var. Bilemediğimiz yeni yabancı otların üremesiyle ilgili riskler söz konusu. Artı gen kaynaklarınızı kaybetmiş oluyorsunuz. Çünkü yüzlerce ya da binlerce çeşit mısır var mesela. O farklı farklı genetik yapılara ait. Onun yapısını bozmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla aslında hiç bilemediğiniz bir şekilde biyoçeşitliğinizi kaybetmiş oluyorsunuz. Bu daha çok doğaya verilen zarar açısından söylenecek bir şey. Tabii bunun başka yönde insan sağlığı açısından da kuşkusuz problemleri var. Siz sonuçta insan metabolizması işte on binlerce yıldır insan olalı beri işte evrimi süresince işte normal bildiğiniz doğal gıdalar tüketerek gelişmiş ve buna göre bağışıklığını kazanmış. Siz tabii insanoğlu kendi bünyesini absorbe edemeyince tanımadığı yabancı bir şeyle karşılaştığında ister istemez mutasyona uğrama, bunu absorbe etme yeteneği yok. Bu kuşkusuz bağışık sistemimize doğrudan bir müdahale. Bırakalım GDO'yu, mesela antibiyotiklerin bile bu dönemde biliyorsunuz tartışmalı. Yani tavuk kuşunda bunda zaten konuşuluyor. Bilim adamları, doktorlar şey yapıyorlar. Muazzam derecede çok doğal bir besinden elde edilmiş bir antibiyotik antim bile direnç kazandığını ve etki etmediği tartışılıyor. Ki bir hani GDO'dan çok daha az tehlikeli bir durum. Dolayısıyla GDO'da kullanılan işte bakterilerin ya da farklı genlerin insan vücudunda metabolizmasında ne gibi sonuçlara yol açtığını öngörmek hemen hemen imkansız. Ama hani bilim adamlarının ifade ettiği gibi ağırlıklı olarak işte bağış sisteminin çökmesi, işte alerjik reaksiyonlar gibi çok ciddi hasarlara yol açma şeyi var. Zaten bağış sistemimiz çöktüğü zaman da hastalıklar açık hale geliyor bünye. Dolayısıyla insan sağlığı açısından çok ciddi tehlikeleri var kuşkusuz. Ülkemizin 8 farklı yerine yerel tohum takas şenliklerini yarattık. Çünkü şunu görmüştük biz. GDO karşıtı mücadele toplumda bilinç yaratmakla beraber yerel tohum konusunda eğer bir bilinç yaratılamazsa, bunun korunmasına yönelik atılımlar yapılamaz ise tek başına yeterli olmayacaktı. Dolayısıyla farklı farklı yörelerde olan ve biyolojik zenginliğimizi ihtiva eden yerel tohumların, yöresel tohumların korunması ve bu konuda da bilinç yaratma amacıyla zaten yerel tohum takas şenliklerini başlatmıştık. Bu konuda tabii ki çok önemli aşamalar kaydettiğimizi söyleyebilirim. Çok ciddi bir bilinç uyandı. Birçok yerde dernek kuruldu. Hatta bu derneğin kütüphaneler kuruldu, tohum kütüphaneleri kuruldu. Her bir birey, bilinçli birey kendi evinde tohum kütüphanesini kurdu. İşte sosyal medyada paylaşımla ilgili gruplar kuruldu. İnsanlar birbirleriyle bunu takas ediyorlar, paylaşıyorlar. Bir de yasal olarak mesela bu ticari tescillenmiş paketli tohumların dışında tohumların satılması yasak. Zaten yasak olduğu için takas
şeyini getirdik biz, sistemini getirdik. O bilinci yaratmaya çalıştık. Takas da bir yasak söz konusu değil. Satış olmadan işte insanların kendi elinde tuttuğu yerel tohumu bir başkasında da olan yerel tohumu değiştirerek ve birbirine aslında devrederek bir yandan da tohumun da bekçiliğini yaparak bu tip sistemler üretmeye çalıştık. Bu konuda oldukça yaygın ve geniş bir zaten Türkiye'de şey var, bilinç var. Elbette bunun çok çok daha geliştirilmesi gerekir. O da bir güce bağlı. Mutlaka yerel tohumların tabii saklanması ve korunması kavramını öne çıkarıyoruz biz ama bu şöyle bir pasif bir edilgen süreç değil. Yani siz yerel tohumu saklayın, işte kavanoza koyun, işte dolabınıza kaldırın değil. Bunun üretiminin yapılması lazım. Kendini yenili sürekli olarak üretiminin yapılması lazım ve yerel tohumlar elde ettiğinizde bunun ekilip oradan üretilip tekrar o tohumların çoğalıp yaşatılması gerekiyor. Çünkü ticari alanda sizin pazardan, marketten elde ettiğiniz ürünlerin hemen hemen çoğu zaten bizim hibrit diye nitelendirdiğimiz tescilli tohumlardan üretilmiş sebzeler. Dolayısıyla yerel tohumları elde etmek çok mümkün değil. Dolayısıyla bu ancak sivil toplumun şeyiyle, çalışmasıyla, saklamasıyla, bilinç yaratmasıyla, üreticilerle ilişki kurmasıyla ve tabii ki yerel tohumlardan üretilen ürünlerin satılabileceği pazarlarla ya da alanlarla, mekanizmalar yaratmakla mümkün. Biz ne kadar mücadele edersek edelim, diyelim ki bir bölgede işte yerel tohumlarla ilgili bir dernek kurduk ya da bir çalışmamız oldu, ister bir yerel tohum, ister bir kamu kuruluşuna. Bundan ürün de ürettik. Hatta bunun pazarı da oldu. Bu da tek başına aslında yetmiyor. Avrupa'da aslında bu konuda çok önemli bir sistem var. Ondan bahsetmek isterim. GMO Free Zone, yani GDO'dan arınmış bölgeler. Dolayısıyla belli bir noktada devletin bu işe el atması gerekir. O da şudur. Özellikle sulak alanlar, biyoçeşitliliği yaygın yerler temel alınarak baştan, bana göre her yer ama Türkiye'nin bir kere GDO'suz ülke statüsüne kavuşması gerekiyor. Avrupa'da bu konuda yasalar var. Sanıyorum tüm ülkede yapamıyorsun bunu ama bir eyalet hariç sanıyorum o yasayla ilgili bir şey. Bundan sonraki aşama kim bu konuda hangi sivil toplum mücadele edecekse mutlaka ülkede GDO'dan arındırılmış bölgeler konusu adım atması gerekir. Bir kere şunu biliyor olmamız lazım ve bunu bilince çıkartıyor olmamız lazım. Dünya bir kere ekolojik krizin içinde, hani eşiğinde falan da değil. Bu çok bütünsel bir durum. Yani sadece gıdalar, GDO'lar, yerel tohumlarla sınırlı değil. İklim değişikliği de bunun içine katılması gerekir. İşte kullanılan kimyasallar meselesinden tutun. Ekolojiyi, yani dünyadaki ekolojik bütünlüğü bozan iklimden şeye kadar, GDO'lara kadar çok geniş bir çerçevede düşünülmesi gerekir. Salt tek başına hani gıdada kazanacağımız ya da gıda alanında kurtaracağımız şeyle bunun çözümü çok mümkün değil. Dolayısıyla daha bütünsel bakılabiliyor olması lazım. Hangi görüşten olursa olsun ekoloji kavramını ya da ekolojik krizin varlığını İnkar eden hiçbir yaklaşımın geleceği yok. Çünkü tüm canlılar zaten bu kainatta birlikte yaşıyoruz. Farklı görüşlerden de olsak burada birlikte yaşıyoruz. Ekolojik krizin herkesin farkında olması gerekir. İklim değişikliğinden transgenik tohumlara kadar bütünsel tüm ekolojik sorunlara ilişkin bütünsel bir yaklaşımın üretilmesi, bütünsel bir bilincin oluşturulması ve buna ilişkin de kuşkusuz bütünsel politikaların savunulması gerekir ve önlemlerin alınması gerekir kuşkusuz. Üç tarafımız denizlerle kaplı. Neredeyse yani iklim olarak baktığımızda güneşten, rüzgardan yararlı poda çok yüksek bir ülkeyiz. Yani neden mesela bizim 2020 projeksiyonu güneş, yani temiz enerjiye ilişkin projeksiyonlarımız yok. Mesela bunları duyalım. O yüzden hani birey olarak biz evet bir şeyler yaparız, yapalım. İşte daha az su kullanalım vesaire falan filan. İşte ne bileyim evlerimize ısı yalıtımı yapalım gibi gibi. Ama biz tabii şunu duymak isteriz ki bu bireylerin yapabileceği bir şey değil. Fosil yakıta bağımlılıktan kurtulmaya yönelik politikalar
duymak isteriz. Keza birey olarak biz işte sağlıklı gıdalar tüketmeye çalışalım. İşte yerel tohumlar üretelim. Yerel tohumlardan üretilmiş gıdalar tüketelim. Buna dikkat edelim. Evet. Ama mesela şöyle bir şey de duymak isteriz. İşte belli bölgelerimizin, örneğin sulak alanların, biyolojik çeşitliliği çok yüksek yerlerin GDO'suz bölge ilan edilmesini politik olarak duymak isteriz açıkçası. Böyle çözülür. Yerel tohumlardan üretilmiş gıdalar tüketelim. Buna dikkat edelim. Evet. Ama mesela şöyle bir şey de duymak isteriz. İşte belli bölgelerimizin, örneğin sulak alanların, biyolojik çeşitliliği çok yüksek yerlerin GDO'suz bölge ilan edilmesini politik olarak duymak isteriz açıkçası. Böyle çözülür diye düşünüyorum. Bal Yaşam'da Serhat Köyü'nden kentten kırsala dönüş öykülerini ve sağlıklı nesiller için doğal tarımın ne denli önemli olduğunu yerelden örneklerle sizlere sunmaya çalıştık. Gelecek bölümümüzde Gelibolu'dan sizlere seslenmeye devam edeceğiz. Hoşça kalın, doğayla kalın.